Gothenburg, Kutsal Alman İmparatorluğu'nda üçüncü en büyük şehirdi. Şehrin kökenleri 1300'lü yıllara dayanır. Şehir 4 kilometre boyunca surlarla çepeçevre kuşatılmış olup 6 girişi vardır. Zamanında çok sıkı bir şekilde korunuyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi zarar görse de orijinaline uygun şekilde yeniden yapılmıştır. Günümüzde ise yeni yapılan binalar şekil ve boyut yönünden eski binalara benzemek zorundadır. Böylece şehir homojen görüntüsünü korumaktadır. Rotenburg'dan bahsederken meşhur bir efsaneye değinmeden geçemeyeceğim. 30 Yıl Savaşları. Kutsal Alman İmparatorluğu'nu oluşturan Protestan ve Katolik şehir devletleri arasında yapılıyor. Rotenburg, Protestan. Dili ise Katolikler için savaşan meşhur bir komutan. 60 bin askeriyle Rotenburg surlarının önüne geliyor. Ana girişi patlatarak Rotenburg'u işgal ediyor. Askerlerine valiyi ve yöneticileri öldürme emri veriyor. Bu sırada Rotenburg'un meşhur şarabının tadına bakıyor. Ölüm emrini durdurup şehrin valisiyle iddiaya giriyor. Eğer Rotenburg valisi bir dikişte 3,5 litre şarabı içerse kendisi ve tüm şehir işgalden kurtulacaktır. Şehrin valisi bir dikişte 3,5 litre şarap içerek bu iddiayı kazanıyor. Bu efsane şehrin merkezinde her saat başı mizansen şeklinde sergileniyor. Rotenburg'da aynı zamanda 1400'lü yılların adalet ve ceza sistemini anlatan bir müze bulunuyor. O devirdeki kullanılan işkence aletleri, hangi yasalara göre ne cezalar verildiği detaylarıyla tasvir ediliyor. Onur cezası olarak adlandırılan cezada fiziksel bir işkenceden daha çok toplum gözünde itibar hedef alınıyor. Tanrıyla dalga geçenler ya da eşlerini aldatanlar utanç maskesi giydirilip sokak sokak gezdiriliyor. Ya da suçun ağırlığına göre prangalara vuruluyorlar. 1644 yılında bir keçi küçük bir çocuğun ölümüne sebep olduğu için yargılanıp ölüm cezasına çarptırılıyor. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz bölge Marktplatz. Burası tabii Türkçe'deki karşılığıyla tam olarak artık market alanı olarak geçiyor herhalde. Pazar diyelim yani. Şu arkamda gördüğünüz beyaz binanın hemen altında, hemen üst tarafında iki tane saat görüyorsunuz. Onlardan bir tanesi güneş saati, bir de normal saat. O normal saatlerin hemen altında, birinci katın hemen üstündeki ara bölgede bir tabela var. Orada ilginç bir bilgi var. Buradaki kral, Viyana'daki krala, yani Habsburg hanedanına bir söz veriyor. Verdiği söz şu: eğer bir gün Türkler ya da Osmanlı Viyana'ya saldırırsa mutlaka yardıma gitmesi gerektiğine dair. Ve Viyana kuşatması olduğunda da buradan gerçekten Viyana'ya bir yardım gidiyor. O yüzden de böyle bir tabela yapmışlar.